Yine bir Ramazan gününde beraberiz. Bugün İslam aleminde birçok kişi tarafından Kadir Gecesi olarak kutlanıyor. Gerçi Kur'an'da Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın hangi gün olduğu söylenmiyor ama 27. gece olarak Kadir Gecesi'ni belirlemek, onu öyle kutlamakta bir adet olmuş. Bugün Kadir Gecesi üzerine ve Kur'an üzerine sohbetimizi biz de bu yüzden gerçekleştireceğiz. Bugünkü konuğum Samsun İlahiyat Fakültesi'nden Mehmet Okuyan Hocam. Mehmet Okuyan Hocam çok sevdiğim bir dostum ve tefsir profesörü kendisi. Hoş geldiniz Mehmet Hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Elhamdülillah hocam, gayet iyiyim. Hocam, Kur'an'da Ramazan'ın Kur'an'ın indirildiği ay olduğu geçiyor. Zaten neden diğer aylarda değil de Allah Ramazan'da oruç tutulmasını farz kılmış diye bir soru sorulursa, buna verilecek belki başka cevaplar olabilir ama cevaplardan bir tanesi onun Kur'an'ın indirildiği ay olması. Nitekim orucun farz olduğunu söyleyen Bakara suresindeki ayetlerde de bunu görüyoruz. Bu ay olarak Ramazan, peki gün olarak veya zaman olarak, dilim olarak da işte Kadir Gecesi'nde de Kur'an'ın indirildiği yine Kur'an'da geçiyor. Kadir suresi diye bir suremiz de var. Ayrıca Doğan suresindeki ayetlerle de aslında Kadir Gecesi'ne işaret edildiğini söyleyebiliriz. Ve birçok gece özel ilan edilen geceler, işte Kur'an'da geçmese de Berat Kandili gecesi gibi. Sadece Kur'an'da geçen böyle bir işaret edilen gece olarak bir Kadir Gecesi var. Bugün de 27. gecesi ilan edilmiş, Kadir Gecesi ilan edilmiştir. Öyle bir genel kabul var. Bunun üzerine bugün Kadir Gecesi olarak kutlanacak birçok kimse tarafından. O yüzden bu konu hakkında konuşalım. Bu Kadir Suresini hocam kısaca bir siz bize okursanız, onun üzerine konuşursanız. Sonra Doğan Suresindeki ayetlere de geliriz. Onun hakkında bir şeyler söyleyelim. Fakat sadece şunu söyleyelim. Yani Kur'an Ramazan ayında indiğini söylediği için ve Kadir Gecesi'nde de indiğini söylediği için çok basit bir akıl yürütmeyle Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın içinde bir gece olduğunu söyleyebiliriz. O Kur'an'ın ilk indirildiği, demek ki Peygamberimiz bir Ramazan ayında o gecede indirmiş. Fakat bunun dışında Ramazan'ın hangi günü olduğuna ilgili Kur'an'ı bir ifade yok ve bununla ilgili farklı zaten rivayetler, aktarımlar da var. Yani bunun bilinmediği de aslında söylenen bir şey. Ama genel bir kabul olarak insanlar 27. gecesi olarak da bunu belirlemişler, devam ediyor. Sonuçta Kadir Gecesi'nin 27. gün olduğu sabit olmasa da Kadir Gecesi'nin varlığı bir Kur'an'da bir sureyle ve başka o sure dışındaki başka ayetlerle de belirlenmiş bir şey. Evet hocam, Kadir Suresi'nden istiyorsanız başlayalım veya başka söyleyeceğiniz bir şey varsa oradan başlayalım. Kadir Gecesi hakkında, Kur'an'ın indirilmeye başlaması hakkında neler söyleyebiliriz hocam? Ben kardeşlerime hayırlı bir gece diliyorum. Allah-u Teala onları da bizleri de bu kıymetli zaman dilimlerinden yeterince istifade edebilmede başarılı kılsın diye duamı ve niyazımı dile getirerek başlayayım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmeye başlandığı Bakara suresi 185. ayette gayet açık bir şekilde dile getiriliyor. Bizim Ramazan'da oruç tutmamızın sebebi de aslında Kur'an'ın bize indirilmesine bir teşekkür olsun diyedir. Yani Rabbimizin bu büyük, eşsiz lütfuna nasıl teşekkür etmeliyiz sorusu o Bakara 185. ayetin sonunda gerekçelendiriliyor. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Yani şükredesiniz, teşekkür edesiniz diye bu bir aylık orucun farz kılındığı beyan ediliyor ayette. Biz o ayetten hareketle hem orucun Kur'an için bir teşekkür ibadeti olduğunu, Kur'an'ın bize indirilmesinin bir teşekkürü olduğunu beyan edelim. Hem de Ramazan ayında Kur'an'ın indirilmeye başlandığının bir gerçek olduğunu buradan bir daha dile getirmiş olalım. Şimdi Caner Bey, Kadir Gecesi ile alakalı Kadir Suresi var, müstakil. O sure ile ilişkili 97. suremiz.
Evet, 97. sure. Bilenler için söyledim sen. 5 ayetlik bir sure. Ama o geceyi anlatan işte Duhan suresinin ilk ayet grubu da aslında Kadir gecesini anlatır. Sadece Kadir gecesi okunan ayetler bağlamında meseleyi Kadir suresinden ibaret görmek çok yeterli bir bakış açısı değildir. Mutlaka Duhan suresinin hiç olmazsa ilk 6 ayetini hiç olmazsa mutlaka okumak gerekiyor. Bir, ikincisi Kadir gecesi insanlık vahiy ile buluşturulduğu için bu gecede yani miladi 610 yılının Temmuz veya Ağustos aylarında yaşandığı bilinen o Kadir gecesinde nelerin olduğuyla ilgili mutlaka bilinmesi gereken ayet gruplarından biri Necm suresinin ilk ayetleridir. Bir Müslümanın Necm suresinin vahyin ilk indiriliş enstantanelerini anlatan ilk grup ayetlerini bilmesi gerekir. Bu ikinci nokta. Üçüncü nokta, aslında vahiy bir yıldız olarak tanıtıldığı için Necm suresinin ilk ayetinde de yani karanlıkları delip geçen hakikatin aydınlığı anlamında yıldız diye tanımlandığı için Tarık suresinin ilk 3 ayetinin de bu noktada hatırlanması gerektiğini beyan edeyim. Yetmez, 89. sure olan Tarık suresi 86, 89. sure olan Fecir suresindeki vel fecri ve leyalin aşrin ayetlerinde kastedilen fecirden kastın Kadir gecesinin fecri olduğu, çünkü Kadir suresinin son kelimesi fecir kelimesidir. O fecirin kastedildiği Fecir suresinin ilk ayetinde ve ikinci ayetindeki 10 geceden kastım da Ramazan'ın son 10 gecesi olduğunu burada hani bir farklılık olarak kardeşlerimizle paylaşmış olalım. Yani çok sıradanlaştı. Önüne gelen Kadir gecesinde sadece Kadir suresini okuyor. Onunla çok yakın irtibatlı olan sizin isabetle hatırlattığınız gibi Duhan suresini de Necm suresinin, Fecir suresinin ve Tarık suresinin ilk ayetlerinin de bilinmesi gerektiğini, hatta Bakara suresinin 185. ayetinin konunun en başına yerleştirilmesinin bir anlamda zorunluluk olduğunu beyan ederek başlamış olayım. Şimdi Kadir gecesi ne oluyor? Kadir gecesi vahiy indirilmeye başlandığı için bir kıymet gecesidir. Bir takdir gecesidir. Neyin takdir edilmesi, neyin ölçüyü, hangi ölçüyü ifade ettiğinin anlaşılması aslında vahiy ile gerçekleştirilebilecek olan bir hakikattir. Öyleyse aslında Kadir gecesi iki yönüyle önümüzde duran bir konu başlığıdır. Birinci konu başlığı Kadir gecesi peygamberimize peygamberliğin verildiği gecedir. Yani biz Kadir gecesi Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gecedir diyoruz. Elbet doğrudur. Çünkü hem Kadir suresinde hem Duhan suresinde bu açıkça ifade ediliyor. Ama aynı zamanda Kur'an'ın indirilmeye başlandığı o gece Kur'an'ın vahyin muhatabı olan kişi Hazreti Peygamber olduğu için Kadir gecesi aynı zamanda peygamberliğin başladığı gecedir son ümmet için. Onun için biz Kadir gecesi ve Ramazan itibariyle de oruç ibadetimizi Rabbimizin bu büyük iki ikramını, iki nimetini teşekkürle karşıladığımız bir zaman dilimi olarak görülmelidir. Risaletin insanlıkla buluşturulduğu gece olması itibariyle de Kadir gecesi bizim hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Kadir gecesi ilahi vahyin insanlıkla buluşturulmaya başlandığı en müstesna gecedir. Kadir gecesi ilahi mektubun ilk satırlarının kaleme alındığı, insanlıkla buluşturulduğu müstesna, sıra dışı bir gecedir. Bu gece aslında insanların sıkıntılar içerisinde debelendiği ortamlarda
bir inşirah sebebidir. Yani bir gönül rahatlatma vesilesidir. Biz duha surelerini, duha ve inşirah surelerini aslında tam da bu içerikte düşünmeliyiz. Ve vecedeke dâllen fehede ayeti duha suresindedir. Rabbin seni şaşkın bulmuş ve sana hidayet etmişti cümlesindeki kasıt da elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezî engada zahrak ayetlerinde ifade edilen biz senin için göğsünü ferahlatmadık mı? Belini çatırdatan yükünü de senden elbette biz kaldırıp atmıştık. Ayetlerinde dile getirilen husus işte Kadir Gecesi insanlığın vahiy ile buluşturulmasına yapılan bir göndermedir. O itibarla biz Kadir Gecesini Kadir ve Kıymet Gecesi olarak alır, vahye ölçü koyan bir unsur olarak bakmamızı bu geceyle ilişkilendirir ve hayatı daha anlamlı bir şekilde kavrayabilmemiz noktasında vahyin diriltici yönünü bu geceyle ilişkilendirerek hayata Kur'an'dan bakma hassasiyetini ortaya koymaya gayret ederiz. Mesela bizim Kur'an'la buluşmamızı, Allah'ın diniyle irtibat kurmamızı bir yerde simgeliyor. Onun bir doğum günü, onun başlangıcı. Kur'an olmadan geçirecek bir hayat, yani Allah'la irtibatsız hayat demektir o. Bence hiçbir değeri yoktur. Yani Allah'la irtibatlı bir gece ondan 1000 kez daha hayırlıdır. Mesajını alıyorum ben, bu Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlıdır. Fakat bu gecenin yine yıl dönümlerine denk düşecek bir şey. O yıl dönüm meselesini nasıl anlamak lazım yine size soracağım. Burada bir saniyeyi tutturup da orada bütün hayatı kurtarmak şeklinde böyle bir piyango çekilişi tarzındaki şeyler burada yok. Yani Kadir Gecesi'nde gelen Kur'an'ın bize söylediği Kur'an'ın bütün hayata geçirilmesi. Yani namazın her gün vakitli kılınması, orucun hep zamanında kılınması, zekatın, sadakanın bütün hayata yayılması, haramlardan, zinadan, faizden, işte tartıda, ölçüde, hileden, rüşvete kadar haramların bütün hayata yayılıp yapılmaması. Yani öyle bir gecede bir saniyeyi, bir dakikayı tutturup da işi kurtarma kolaycılığına Kur'an'da yol verilmiyor herhalde hocam. Tabii çok isabetli tespitler. Bir şeyi hatırlatayım. Hani bu gece aslında vahyin indirilmeye başlandığı, Peygamberimizin yaşadığı miladi 610 yılında Ramazan ayında Temmuz veya Ağustos aylarındaki yaşanan o gecenin yıl dönümüdür. Yani o geceyi yad etmektir. O bir geceydi, o bitti. O geceyi idrak etmek demek, o geceye kıymetini veren değerle buluşmak demektir. Yani bir insan Kur'an'la ne zaman buluşuyorsa, Kur'an'ı hayatına ne zaman taşıyorsa, Kur'an'la ne zaman konuşuyor, Kur'an'ı hayatına ne zaman okuyor, Kur'an onun hayatına ne zaman dokunuyorsa, işte onun Kadir anı o zamandır. Meseleyi böyle bir şansa, efendim birkaç saate indirgemekten değil. Hazreti Peygamber'in o anlamda Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde veya Ramazan'da veya yılın her zamanında arayın gibi tavsiyeleri var. Ben özellikle bu 3 tavsiyenin de çok önemli olduğuna inanıyorum. Eğer her zaman arayın dediyse bu Kur'an'la her zaman buluşun demektir. Ramazan'da bu buluşmanın startını verin demektir. Son 10 gece sizin için bu anlamda biraz daha hassasiyet gösterin, vahiy ile biraz daha çok buluşun demektir. Yoksa Peygamberimizin yaşadığı o tecrübe bir defaydı ve nihayet o tecrübe o gece yaşanmış. Peygamberimiz hayatta olduğu sürece de surede ifade edildiği gibi vahiy akışı devam etmiş. Yani Kadir suresinde tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ, o gece melekler beraberlerinde vahiy varken inerler ifadesi sadece bir gece olup biten bir inişi değil, o süreçte devam eden, yani 23 hocam, yıl... Hocam, burada ruh kelimesine vahiy yanında bazen Cebrail anlamı da veriliyor. O anlamı da mümkün görüyor, evet, musunuz? Tabii, yani bir ihtimaldir ama melekler kelimesi
zaten vahiy meleğini de içerdiği için. Bazen şu Kur'an'da ve ile bir vurgu da oluyor bazen. Alt yani ve ile içinden bir kümenin vurgusu da oluyor. Onu elbette onu yanlış görmüyorum. O da doğrudur. Vahiy ile alakalı ayrıcalıklı bir duruşu olan, durumu olan Melek Cebrail'e orada ayrıca gönderilme yapılmasını anlarım. Orada bir sıkıntı yok. Kullanılabilir. Fakat beraberlerinde ruh varken, yani beraberlerinde vahiy varken meleklerin iniyor oluşu bütün hayatı kapsayan bir anlam alanı bize sağlıyor. Yani melekler hala iniyorlar. Melekler Kur'an'la meşgul olan insanlara huzur vermek üzere Fussilet suresi 30. ayette ve Meryem suresi 64. ayette beyan edildiği gibi meleklerin inişi devam ediyor. Peygamber olarak Hazreti Muhammed'le risalet, nübüvvet elbette bitmiştir. Ancak bir huzur vermek, insanlara bir moral motivasyonu kazandırma noktasında meleklerin inişi, vahyin manasını, hayatı ilmek ilmek dokuması keyfiyetini sürdürme noktasında melek inişinin devam ettiğini Kur'an bize söylüyor. Ben oradan hareketle zaten bunu böyle bir piyango mantığıyla filanca gece, filanca saatler arasına indirgemeyi değil, vahiy ile buluştuğumuz her anın Kadir anımız olacağını ve bilelim ki o an meleklerin bizim beraberimizde bulunduğunu Kur'an bize aslında o tenezzelu fiiliyle öğretiyor. Tenezzelu geniş zaman kalıbıdır. Geçmiş zaman değil. Yani bir tek gece indi bitti manasını vermez. İniş devam ettiği için. Duhan suresinden de biraz sanki öyle bu gecenin de sürekli bir şey oldu. Bir geceye mahsus olmadığı tipi ifade biraz Duhan suresindeki ifadelerden de geçiyor gibi geliyor hocam. Tabii. Fiha yufraku küllü emrin hakimin emren min indina. Katımızdan bir buyruk olarak her hikmetli iş o gecede ayrıntıya kavuşturulur. Yani o gecede gecenin kendisi değil, gecenin kıymetini aldığı vahide hakikatlerin ayrıntılı bir şekilde ortaya konulduğuna dair vahyin hayatı inşa edici misyonuna dikkat çekiliyor. Bakın meseleyi gece ve bazı saatlerden ibaret görürsek o zaman şu kaçınılmaz oluyor. Mesela Türkiye'de Kadir Gecesi diyelim gecenin başlama saati sayalım ki Türkiye'nin doğusu ve batısı itibariyle saat 7.30-8.30 arası diyelim akşam başlıyor. İşte onun sahuru da saat 4 civarlarında bitiyor diyelim. Peki o saatler bizim saat 8 ile 4 arasında idrak ettiğimiz o 8 saatlik zaman dilimi mesela uzak doğuda çoktan geçirilmiş oluyor. Mesela Amerika'da henüz o saatlere gelinmemiş oluyor. Demek ki maksat çakılı belli bir saat dilimine kilitlenmeyi değil, daha genel manada o geceye kıymetini veren vahiy ile buluşmayı vaat eden bir mahiyet arz etmektedir. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayette de o gece dua edilsin, her gece dua edilsin, vahiy ile insanlar buluştuğunda Rabbimizin affedici sıfatına sığınarak dua ifadelerini hayatına hakim kılmasını Kur'an zaten bize söylüyor. Yani sabah akşam, gece gündüz, açık gizli bir takım dua motifleriyle duanın hayatımıza çepeçevre kuşatıcı bir şekilde katılması Kur'an'ın bir buyruğudur. Hazreti Ayşe'den rivayet edilen işte o gece hangi duayı yapayım beyanı aslında her geceyle alakalı. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fe'afu anni. Ya Rabbi sen affedicisin, affı çok seversin, beni de affeyle duası bizim hayatımızın anlamıdır. Furkan suresi 77. ayette duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versin ki ayetindeki mesajın vermek istediği duygu her neyse o tür duaların yapılmasındaki insanın beklentisi de o istikamettedir. Biz meseleyi birkaç saat veya bir gece üzerinden değil, hayata okunan, hayata dokunan yapısıyla vahyin hayatla buluşturulması noktasındaki
misyonuyla ilişkilendirerek anlamaya çalışıyoruz. Kadir suresinde de zaten 4. ayette öyle diyor Allah-u Teala. Melekler beraberlerinde ruh varken veya melekler o gece Cebrail'le beraber inerler, her işle alakalı olarak inerler. Min külli emrin ifadesi var. Rablerinin izniyle her işle alakalı olarak inerler. O ayetteki min külli emrin beyanını min külli mri'in diye okunma alternatifi de var. Öyle olunca herkesle alakalı olarak her melek iner o gece. Bu iniş demek vahiy ile buluştuğumuz her anımızı meleklerin kaydetmekte olduğunu ve bizim yapıp ettiğimiz her şeyle alakalı bir kayıt tutulduğunu görüyoruz. Burada tam sırası geldi. Sizin programınız vesilesiyle de mutlaka hatırlatmış olayım. Yunus suresi 21. ayet bizi bu noktada çok doğru bilgilendirecek ayettir. O ayette Allah-u Teala vahyin hayata okunup hayata dokunması noktasındaki kapsamlı mesajını içerir. Der ki Rabbimiz وَمَا تَكُونُ ف۪ي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُف۪يدُونَ ف۪يهِ. Yani sen hangi işte olursan ol, o işle alakalı olarak Kur'an'dan her neyi tilavet ediyor, Kur'an'dan her neyi takip ediyorsan ve siz ey bütün muhataplar hangi işlere öyle dalıp gidiyorsanız bilin ki biz size mutlaka şahidiz diyor. O zaman Kur'an'ın hayatın her alanıyla alakalı temel öğretilerle bize seslendiğini, Kadir Gecesi indirilmeye başlanan vahyin bu noktada hayatı kuşatıcı bir şekilde ilgilendiren mesajlar içerdiğini gece vesilesiyle hem de Duhan Suresinin 4 ve 5. ayetlerindeki beyan ile buluşturarak hayat, Kur'an, gece, vahiy ilişkisini kurabiliriz düşüncesinde. Değerli hocam, tabii Kadir Gecesi üzerine konuştuk. Yani bu Kadir Gecesi'ni önemli kılanın Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ay olduğunu, yani Kur'an'ın o gece indirilmeye başlandığı gün olduğunu söyledik. Yani buradan en azından aldığımız mesaj, yani hayatımıza Kur'an'ı geçirmek, Kur'an'ı hayatımızda bir rehber yapmak, Kur'an'ı bir furkan yapmak, yani Kur'an'a göre doğruyu yanlışı ayırt etmemiz bir yerde asıl Kadir Gecesi'ne gerekli saygıyı göstermemiz olacaktır. Kur'an'a hayat kitabı yapmak. Buradaki bir şey daha hatırlatayım Caner kardeşim. Surenin yani Kadir suresinin sonunda selamun hiye hatta matla'il fecri diye bir ifade var. Yani esenliktir o gece ta ki fecir doğana kadar. Yani fecir sabah ışığının doğu tarafından böyle fışkırması, ortaya çıkması anlamına gelen bir kelimedir. Gün, günün ilk ışıkları anlamına geliyor. Bu şu demektir. Hayatınıza Kur'an'ı okursanız ya da hayatınızı Kur'an'la okursanız hayatınızdaki karanlıklar sabahın aydınlığı gibi yerini hakikatin, gerçeğin parıldayan aydınlığına bırakacaktır. Gece indirilmeye başlanan vahyin geceyi sabaha taşıması noktasındaki misyonu, vahyin hayatı dönüştürücü olan yönüne gönderme yapan bir mahiyeti de bu vesileyle kardeşlerimize hatırlatmış olalım. Hocam şimdi tabii biz Kur'an okumayı tavsiye ederken bu Ramazan programda siz de evvelden de programlar yaptık hocam. Özellikle Kur'an'la ilgili belli şeyleri de bu yüzden burada açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz. Yani Kur'an okurken nasıl okunacak, Kur'an okurken nasıl ibret alınacak, bununla ilgili sizden tavsiyeler bir tefsir profesörü olarak istiyoruz. Şimdi burada önemli bir husus karşımıza çıkıyor. Kur'an'ın önemli bir kısmı kıssalar hocam. Evet, hep genel beylik bir kelime olarak yani kıssaları bir masal gibi dinlemeyin, onlardan ibret almak için kıssaları dinleyin diyoruz. Yani sonuçta siz Hazreti Musa'nın hocam deprem oluyor gibi salladınız kamerayı. deprem yani, olmuyor herhalde. Samsun'da da bir tek kamera sallandı. Yani. Evet. Kıssalardan ibret alın. Yani sonuçta Hazreti Musa'nın Firavun'a karşı kıssasını dinlerken orada Allah rızası için nasıl zorlukların mesela göze alındığını görün gibi. Yani kıssaları bu şekilde hayatınıza geçecek ibretler olarak değerlendirin gibi
şeyler söylüyoruz. Bu önemli, vurgulamak da lazım. Çünkü dediğim gibi hocam, yani Kur'an'ın çok önemli bir bölümü kıssalar. Siz kıssalara bir bakış açısında, kıssaları okumada neler tavsiye edersiniz? Çünkü Kur'an okuma deyince yani bayağı bir kısmı da kıssaları, geçmiş peygamberlerin kıssalarını okuyacaklar seyircilerimiz. Burada nasıl bir ibret almak için neler yapalım? Nasıl değerlendirelim? Hemen söyleyeyim. Biraz sıra dışı bir şey söyleyeyim. Ben eminim sen de bana teşekkür edeceksin şimdi bu söyleyeceğimle ilgili. İyi bir fırsat oldu. Bunu mutlaka bütün kardeşlerimle aslında öteden beri hep paylaşmak istemişimdir ama bir fırsat olmadı. Şimdi söyleme imkanım oldu. Sağ olun. Kıssalar aslında makaslayarak bir şeyleri anlatmak demektir. Yani kıssa demek içinde ders, ibret, mesaj bulunan hayat kesitleri manasına gelir. Hud suresi 120. ayette peygamberlerin hepsinin değil bir bölümünün ve ele aldığı peygamberin hayatının her tarafının değil de مَا نُسَبِّتُ بِهِ فُعَادَكْ ifadesi gereği kalbimizi, gönlümüzü sağlamlaştıracak, pekiştirecek, dayanıklı hale getirecek kısımları peygamberlerin hayatlarından bize anlatılıyor. Bütün insanlığın haberleri değil, bütün peygamberlerin haberleri de değil, insanlığın haberlerinden bir bölümü, peygamberlerin haberlerinden bir kısım, peygamberin haberinden bir kısım bilgiler aktarılıyor. O da bize içinde ders ve ibret bulunan kısmı. Peki, neden bu 24 peygamber seçildi? Bu insanlığın coğrafya itibariyle dünyanın başka taraflarına peygamber gönderilmediği anlamına gelmez. Kur'an-ı Kerim'de her ümmete peygamber gönderildiği pek çok ayette dile getirilir. Bir tane söyleyeyim yetsin. Nahl suresi 36. ayette Rabbimiz, andolsun ki biz her ümmete peygamber gönderdik. Tek olan Allah'a kulluk edin, azgınlıklardan kaçının diye. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِي عَبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Her tarafa peygamber gönderilmiştir. Ancak neden Orta Doğu'ya gönderilen peygamberlerin sadece kıssasına yer verilmiş de başka taraflardakilere yer verilmemiş? Bunun birkaç sebebi var. Sözü uzatmama adına o detaylara girmiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Demek ki İnsanlığın, son ümmetin örnek alması gereken örneklikler, olumlu ya da ders alma niteliği noktasındaki olumsuz insan tipleri bu peygamber kıssalarında onlara iman eden müminlerin hayatında örneklik, onları inkar eden kafirlerin hayatında da ibret olduğu için. Yani onlar bir ders olsun. Mümtehine suresi 4 ve 6. ayetlerde ifade edildiği gibi Hazreti İbrahim ve beraberindeki müminlerin hayatlarında bizim için, son ümmet için örneklik vardır diyerek Rabbimiz o kıssaları örneklik noktasında okumamız gerektiğine dikkat çeker. Fakat asıl en başta söyleyeyim istediğim cümle şimdi söyleyecek olduğumdur. Peygamberlerin her birinin hayatında bizim hayatımızla karşılaştırdığımız zaman bir yönüyle bizimle ilgili boyutlar vardır. Yani Adem Aleyhisselam'ın iblisle mücadelesinde bizim hayatımızda da örnekler vardır bir çeşit. Hazreti Nuh'un hayatında işte hanımıyla oğluyla yaşadığı imtihanda bizim hayatımızda örnekler vardır. Hazreti Lut'un yaşadıklarında bizim de hayatımızda örnekler vardır. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti Şuayb, Hazreti Süleyman, Hazreti Davud, ne bileyim Hazreti İsmail, İshak, Yakup, Yusuf gibi bütün peygamberlerin hayatlarında ele alınan kesitler aslında bizim kendi hayatımızın bir bölümünü karşılayan ya da bizim hayatımızda oralardan bir şeyler görebileceğimiz kesitleri anlatılır. Öyleyse Kur'an'daki bütün kıssaların amacı aslında peygamberlerin hayatından Rabbimizin sunduğu bilgilerden devşirilerek kamil, olgun, dengeli bir insan tipolojisi ortaya koymak amaçlanmaktadır. Yani bütün peygamberlerin kıssalarını hayatınıza okursanız, hayatınıza onları dokundurursanız, her birinden alacağınız dersler itibariyle hayatınız adeta peygamberlerin yaşadığı
nezahette, nezakette, istikamette bir duruş arz eder. Mesela bir iki hocam örnek de mesela verelim. Mesela siz iblis kıssasından bahsettiniz. Nedir? Yani iblis mesela secde etmesi gerektiğinde kendi özünün daha üstün olduğuna dikkat çekip mesela bir ırkçılık yapıyor adeta. Yani ilk ırkçı diyebileceğimiz iblistir. Yani kız, evet. Buradaki bir kıssada sonuçta hatası olanın ne yapıp edip dönmesi gerektiğini, iblis gibi asasında ısrar etmemesi gerektiğini bir ibretini alır bunu okuyan. Yani Kur'an'da, evet, başka yerlerde de elbette ki tövbe etmek geçiyor. Ama buradaki kıssada bir yerde bizim zihnimizde bu sefer bir kıssayla beraber işleniyor. Aslında kıssalarda anlatılan birçok hakikat Kur'an'da soyut olarak anlatılan prensiplerin tarihte yaşanmış gerçek olaylarla zihnimize nakşedilmesi, zihnimize işlenmesi. Buna benzer istiyorsanız birkaç da örnek diğer peygamberlerden verelim hocam. Yani nasıl o kıssa okunması gerektiği ile ilgili böylece belki bir şey oluşur seyircilerimizin zihninde. Evet. Örnek yani oluşur. Mesela örnek verebilirim. Mesela Hazreti Nuh'un hayatına bakınız. Hazreti Nuh'a dönemin kafir yöneticileri hayatı zindan ediyorlar. Onunla alay ediyorlar. Efendim onun yanındaki müminleri yanından kovmasını istiyorlar. Ondan sonra gemi yapımı aşamasında işte onunla alay ediyorlar. Böyle karada gemi mi yapılırmış türünden dalga geçiyorlar. Ve sonra bir tufan oluyor ve inananlar kurtuluyor, gerisi boğuluyor. Peki bundan bize ne var? Bundan bize çok şeyler var. Bu şu demek. Siz eğer vahyi savunuyorsanız, siz eğer hakkı savunuyorsanız, batıldan beslenen insanlar sizinle uğraşacaklardır. Sizinle alay edeceklerdir. Size hayatı zindan etmek için her türlü fitne, fücura başvuracaklardır. Öyle olabilir ki evinizden de hiç istemediğiniz tepkilerle karşılaşma ihtimaliniz bulunabilir. Ancak siz Allah'ın dediğini yapmaya, Allah'ın buyruklarına kulak vermeye devam edin. Siz gerekiyorsa karada gemi yapın, su lazımsa onu getirecek olan kudret Allah'tır. Görevinizi yaparsanız Allah sizi yolsuz ve yolcusuz bırakmayacaktır. Oradan öğrenebileceğimiz mesela her tuğyan dediğimiz her azgınlığın bir tufanı olabilir. Ancak her tufan ortamında da bilinmelidir ki bir kurtuluş gemisi bir yerlerde mutlaka vardır. O kurtuluş gemisi o gün Hazreti Nuh'a yaptırılan gemi idi. Bugün o gemi Allah'ın kitabıdır, Kur'an'dır, İslam'dır. Buna yakın, buna yatkın bir duruş ortaya koyanlar kurtulacaklardır. Bunun ötesinde bir kişi kendi iradesiyle hakkın ve hakikatin peşine gitmez, kendisi istikamet tutturmaz ise babasının peygamber olması onu kurtarmayacaktır. Aslında burası babası çok önemli değil mi hocam? Çünkü evet, ben çok görüyorum, benim işte dedem falanca hocaydı, mollaydı, işte biz peygamber soyundanız, seyyidiz, şerifiz falan şeklindeki ifadeleri birçok kimse falanca dedesinin işte falanca kimse olmasıyla ahirette de kurtulacağını veya diğer insanlara üstünlüğü olduğunu zannediyor. Hayır. Oysa bu Kur'an'da demin dediğiniz örnek, yani peygamberin oğlu olmak bile insanı kurtarmamış. Direkt oğlu, öyle bir evlatlığı falan da değil. Yani öyle torunu falan da değil. Direkt birinci dereceden oğlu. O bile onu kurtarmaya, peygamberin yanında onu görüyor, ondan dinliyor. O bile onu kurtarmaya yetmemiş. Peygamberin yüz nesil sonradan torunu olmakla veyahut da işte falanca bilmem ünlü bir zatın, tırnak içinde denilen zatın işte bir şeyi olmakla, değil mi? İslam aleminde kimsenin bir üstünlüğü, bir özel yeri, özel statüsü olduğunu düşünmemek gerekir. Nitekim bu yüzden bu özel peygamber soyundan olmakla özel statü iddialarından dolayı uydurulmuş bir sürü şecere var. Bu şecereler üzerine de çok çalışmalar var ama onlara girmeyeceğim şimdi bu Ramazan gününde, ama yani bu uydurma, yani bu uydurma zihniyeti yüzünden insanın birinin soyundan olmakla ayrıcalık kazanacağı fikri yüzünden birçok kimseye özel makamlar atfediliyor, şey diyor. Oysa Kur'an bunun örneğini veriyor. Yani evet, Hazreti İbrahim'in babası Azer'di, inançsız biriydi ama ondan İbrahim çıktı. Bugün yani bu kadar saygı gören bir peygamber çıktı. Hazreti Nuh'un oğlu öyleydi ama o Hazreti Nuh'tan bir şey eksiltmedi. Yani babanızın, oğlunuzun, eşinizin iyi veya kötü olması size bir şey
katmaz, sizden bir şey eksiltmez. Siz kendiniz evet. doğru olmaya bakın. Ama kimsenin oğlu olmakla, yok eşi olmakla da Allah katında özel bir yeriniz olduğunu düşünmeyin. Peygamberimiz kendi kızı Hazreti Fatıma'ya peygamber kızı olmasının kendisini kurtaramayacağını, Allah için yapacağı amellerin düzgün olmasına bakması gerektiğini söylemişti. Değil mi? Ben o rivayeti metniyle okuyayım. Hazreti Peygamber'in bir rivayette Hazreti Fatıma'ya, bir defasında Hazreti Ayşe'ye, bir tarafında da bir başkasında da Ümeyye oğullarına hitabını biliyoruz. Orada diyor ki, ya Fatıma, işteri nefseki minallahi teala. Ey kızım Fatıma, nefsini Allah'tan satın almana bak. Fe inni la uğni anki minallahi şeya. Allah'tan gelecek herhangi bir şeyi senden gideremem. Peygamberimizin bu uyarısı aslında Tahrim suresinin Hazreti Nuh ve Hazreti Lut'la alakalı bir pasajda surenin 10. ayetindeki ifadeden Peygamberimizin çıkardığı bir sonuçtu. Ve kendi kızına faydasının olamayacağını, kızının kendisinin önlemini alması lazım geldiğini öğütleyen bir peygamberin ümmeti olarak işte geçmişiyle övünmek doğru bir tavır değildir. Bakara suresinde 134 ve 141. ayetlerde Rabbimiz buyuruyor ki tilke ümmetün kad kalet. Onlar geçmiş birer topluluktur. Leha ma kesebet. Onların yaptıkları kendi lehlerinedir. Ve leküm ma kesebtüm. Sizin yaptıklarınız sizin içindir. Ve la tüselûne ammâ kânû yâmelûn. Kimse başkasının yaptığı şeyden sorumlu tutulmayacaktır. Öyle olunca yani İslam sorumlulukların şahsiliği üzerinden bir taraftan örnek verir, bir taraftan da peygamber kıssalarında mesela Hazreti Yakub'un oğullarına ölüm döşeğindeyken bir sözü vardır. Demiştir ki, مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ benden sonra siz neye tapacaksınız? Bu şu demektir. Bir baba, bir anne ölümü yaklaştığında veya ölüm sıkıntılarıyla yüzleştiğinde ya da her zaman yani çocuklarına neyi tavsiye etmesi gerektiğini öğretir. Biz mal, miras dağıtımından öte başka bir şeyler pek konuşulmaz, ona şahidiz. Oysa Kur'an-ı Kerim Hazreti Yakup ve oğulları üzerinden bir babanın çocuklarıyla neleri konuşması lazım geldiğini öğretir Kur'an-ı Kerim bize. Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatlerinde bir babanın çocuklarına, bir annenin çocuklarına neleri tavsiye etmesi gerektiğini işte mesela biz o kıssadan öğreniriz. Bir taraftan evlat-baba ilişkisi, bir taraftan baba-evlat ilişkisi, bir taraftan karı-koca ilişkisi, bir taraftan kişi-yakınlar ilişkisi noktasında kurtuluşa erebilmek için kendi fedakarlığını ortaya koymak gerektiğini Kur'an-ı Kerim'in söylediğini kıssalar üzerinden de hepimizin alması gereken derslerin mesela kendi hayatımızda karşılıklarının bulunduğunu beyan edebiliriz. Bütün peygamber kıssalarıyla ilgili söyleyebileceklerim onlarca söz vardır. İmkan olsa da Hazreti Yusuf'un kıssasını ilmek ilmek dokusak ve oradan evet, ne yazık ki vaktimiz yok hocam. Olacak. Ama işte mesela evet. deminki hususta tamam, da gördük yani zaten. İbret almak gözüyle okumak ne kadar önemli. Yani işte bütün peygamber kıssalarında bütün demin de yani birçok peygamber kıssasında birinin yakını olmanı kurtaramayacağını örneğini görüyoruz. İşte Lut'ta evet. İşte eşi olmak kurtaramadı. İbrahim'de babası olması kurtaramadı. Hazreti Nuh'ta oğul olması kurtaramadı. Gidin bu demin örnekleri verdik. Şimdi siz buradan bu ibreti alınma... Firavun'un hanımında da işte tersi hanımın oldu. Saliha bir kadın olması sahibini kurtaramıyor. Tabii, evet. Bunu gördükten sonra siz ama falanca bir kimse, falanca diyelim sizin önemsediğiniz gerçekten büyük bir alimin torunudur diye, onun sırf torunu olmakla önemli bir makamda olduğunu, ona özel bir saygı gösterilmesini, dini bilginin ondan alınması gerektiğini düşünüyorsanız. Hatta dediğimiz gibi peygamberimizin soyundan o şecereler de güvenilmez de. Hadi diyelim şecereler güvenilmiş, soyundan gelen bir seyittir, şeriftir diye. Dini açıdan ona tabi olmakta bir hikmet arıyorsanız, o zaman bu sureleri demek ki ibret alarak okumamışsınızdır. Bu surelerdeki bu mesajı almamışsınız demektir. Hocam son bir iki sözünüzle bitirelim, vakit bitti. Anladım da yani biz de peygamber soyundanız ne demek?
Bizim peygamber soyundan olmayan kimse yok ki. Hepimiz Adem'in çocukları değil miyiz yani? Dolayısıyla burada hepimiz birbirimize eşitiz. Böyle biyolojik yakınlıklar üzerinden değil. Şöyle bir cümleyle bitireyim. Sureten, şeklen insan olmak kaderdir. Ancak sireten, ahlaken insan olmak erdemdir. Biz insan olduk, kaderimiz budur. Ama insan kalmak bizim irademizin elindedir. Bu irademizle insan kalmaya, vahiy ile hayatımızı şenlik tutmaya gayret edeceğiz. Kardeşlerimizin gecesini tekrar tebrik ediyor. Onlara Kur'anlı bir hayat Rabbimden niyaz ediyor. Amin, amin. Bizi izlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.